Sayın stratejist uzmanımız Mehmet Bilal Bircan'a merhaba diyeceğiz öncelikle. Onu konuk edeceğiz bugün. Sayın Bircan merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler sizleri sormalı. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bir uzun bir süre oldu galiba değil mi? Böyle biz 2-3 hafta falan galiba sizinle konuşamadık yayınlarda, buluşamadık. Doğrudur. Gündem yoğundu aslında. Yoğun bir gündemin ardından tekrardan buluştuk. Buluştuk. İnşallah güzel bir yayın olur. Evet, inşallah güzel bir yayın olur. Çok teşekkürler. Tabii ki sizin aslında tam zamanında biz size bağlandık. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler aldık, piyasaları etkileyen veriler aldık bugün. Hem finansal piyasalarda değişik işlemler yapılmaya başlandı. Benim demin belirttiğim Bitcoin'de mesela o da çok fazla sert hareketler görmeye başlandı. Türk lirası bir anda pozitif ayrışmaya başladı. Biz ilk başta Bitcoin fiyatlarına başlayalım mı? Tabii. Bu dalgalanmaların gidişatını nasıl görüyorsunuz siz? Ciddi bir kazanç var Bitcoin tarafında. Geçtiğimiz senenin sonunda da gerçekleşti bu. Bitcoin kullanıcıları oldukça olumlu aslında ayrıştı diğer yatırımcılardan. Bu senenin başına göre de ciddi bir artış var. Bitcoin altına karşı daha iyi bir alternatif mi olacak önümüzdeki dönemde? Aslında son günlerin en temel sorularından bir tanesi de bu. Artık hani altının en büyük rakiplerinden bir tanesi Bitcoin mi? Altınla yarışır duruma geldi. Nitekim aslında azımsanmayacak bir boyuta da ulaştığını söyleyebiliriz. Artık 1 trilyon doların üzerinde bir hacme ulaşmış bir piyasadan bahsediyoruz. Kripto para piyasası. Bu oldukça önemli. Nitekim diğer taraftan malum son günlerde gündemde. Çünkü çok hızlı bir yükseliş söz konusu. Yaklaşık 41 bin doların üzerlerini test ettiğini takip ettik. Nitekim son 3 yılın ardından aslında gelen bir hareket bu. Hatırlanacağı gibi en son 2017 Aralık ayında benzer bir hareket yapmıştı. Çok sert bir yükseliş sergileyerek 20 bin dolarlara kadar çıktığını izlemiştik kripto, özellikle Bitcoin'in. Tabii bugüne dönecek olursak tekrardan 41 bin dolarları konuşuyor olmamız tekrardan tamamen piyasanın odağını bu tarafa çevirmiş durumda. Tabii gündem artık sebebi ne? En başta buna bakmak lazım. Birçok kişinin sorduğu asıl soru bu. Ciddi bir oynaklık var. Yukarı yönlü sert hareketler takip ediyoruz. Dediğim gibi son 3 yıllık en hareketli dönemini yaşıyor kripto para piyasası. Özellikle Bitcoin tarafı. Burada aslında şuna bakmak lazım. Zaten az önce de biraz ipucu verdik aslında. Altına rakip mi? Bir kere özellikle pandemi sürecinde zaten piyasalarda belirsizlik artmıştı ve piyasalarda artan belirsizlikle beraber o dönemde hatırlanacağı gibi altın yükselmişti. Nitekim son günlerde özellikle bu hafta içerisinde ABD'de yaşananların etkisiyle altında yine yukarı yönlü hareketler görmüştük. Kısacası şuna bağlayacağım olayı, özellikle belirsizliğin arttığı durumlarda altına talebin arttığını biz zaten geçmişten biliyoruz. Ancak kripto paraların özellikle son birkaç yıldır gündemin daha ilgi odağı olduğu dönemde altınla korelasyonunun da arttığını takip etmekteyiz. Dolayısıyla aslında geçmiş hareketlere baktığımızda piyasalarda belirsizliğin arttığı dönemlerde altın yükselirken altına paralel olarak kripto paraların da yükseldiğini izlemiştik biz. Bugüne dönecek olursak eğer son günlerde kripto paralarda yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi aslında hala da küresel piyasalarda belirsizliğin devam ediyor olması. Diğer taraftan salgın sürecinde özellikle likiditenin artmış olması kripto para piyasasına talebi arttıran temel faktörlerden bir tanesiydi. Tabii diğer taraftan burada özellikle kurumsal yatırımcıların kripto para tarafına artan talebi, artan ilgisinin de kripto paralarda yukarı yönlü hareketleri destekleyen önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada belirttiğim gibi hızlı hareketler izliyoruz ve geçmişte 2017 yılının sonunda özellikle hatırlanacağı gibi yaşadığımız aslında kötü bir deneyim vardı. 20 bin dolarlara kadar çıktıktan sonra aşağı yönlü sert bir hareket izlemiştik. Bundan sonrası için özellikle Bitcoin tarafında yaşanan bu sert yükselişlerin sürdürülebilir olup olmadığı bizim için aslında bir taraftan da oldukça önemli. Nitekim yukarı yönlü hareketler devam edecekse daha ne kadar devam edecek veya olası aşağı yönlü geri çekilmeler yaşanacaksa bu ne zaman yaşanabilir ve hangi seviyelere kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir? Aslında bunları takip ediyor olacağız. Burada yatırımcılar belki özellikle kripto paraya ilgi duyan veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar bu açıdan oldukça dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yukarı yönlü hareketler devam edecekse teknik olarak bizim için burada 41 bin doların üzerinde kalıcılık sağlaması 43 bin dolar seviyelerini ilk direnç olarak karşımıza çıkartabilir.
Akabinde 45 bin ve 48 bin dolarları yukarı yönlü fiyatlamalarda takip edebiliriz. Biraz daha orta vadeli bakarsak 100 bin dolarların konuşulduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Açıkçası böyle bir rakam gündeme gelir mi veya yaşanır mı daha doğrusu özellikle Bitcoin tarafında? Şu an için bunu kestirmek açıkçası çok kolay değil. Az önce ifade ettiğim gibi mevcut hareketin çok hızlı olduğu düşünüldüğünde bunun sürdürülebilir olup olmadığına aslında bir miktar odaklanmakta daha çok fayda görüyorum ben. Diğer taraftan tabii ki olası kar realizasyonları, düzeltme hareketleri veya yine gelebilecek kripto paralara dair olumsuz haberlerle beraber aşağı yönlü hareketlerde burada yatırımcılar özellikle 36 bin dolarları takip edebilirler. Burası oldukça güçlü desteklerden bir tanesi. Aşağı yönlü 36 bin doların altına inilmesi durumunda 32 bin ve akabinde 29 bin dolarlar tekrardan gündeme gelir diye düşünüyorum ben. Aslında tabii siz yukarı çıkarsa 48 bin dolar görülür dediniz. Aşağı inme hareketlerinde 32 bin dolarlar görülebilir dediniz. Hangisine daha fazla ihtimal veriyorsunuz? Mevcut durumu değerlendirirsek aslında özellikle belki yılın ilk yarısında yukarı yönlü hareketlerin daha ağır basacağını söyleyebiliriz. Mevcut hızı en azından yine baz aldığımızda ve artan talebi de göz önünde bulundurduğumuzda yukarı yönlü hareketlerin bir süre daha devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Evet, ama 100 bin dolar gibi seviyeler aslında çok ciddi spekülatif seviyeler. Bunlar bile konuşuluyor, öyle mi? Doğrudur. Hatta 150 bin dolarlar, 146 bin dolarlar malum birkaç tane uluslararası kurumdan bu yönde simülasyonlar, bu yönde tahminler açıklandı malum geçtiğimiz günlerde. Bu kadar ciddi yüksek fiyatların bahsinin geçtiği bir piyasada tabii ki yukarı yönlü fiyatların hızlanması gayet normal açıkçası. Ama ifade ettiğim gibi bu rakamlar çok ekstrem rakamlar aslında mevcut fiyatlamayı düşündüğümüzde. Tabii ki kripto paralarda o fiyatlara gelme olasılığı var mı? Var ancak burada çok hızlı bir yükselişten bahsediyoruz. Ne kadar bir süreçte bu seviyelere gelir? Burada aslında özellikle yatırımcıların çok çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim diğer taraftan hala da tam olarak yasal düzenlemelerin oturmadığını da göz önünde bulundurursak yükselme potansiyelinin olduğunu ancak ekstrem rakamların ifade edildiği şekilde değerlere ulaşmasının belki biraz daha zaman alabileceğini söylemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Tabii ciddi yeni bir enstrüman. Çok fazla rağbet gördü yeni bir enstrüman olması. Keza dediğiniz gibi belirsizlik dönemi olması çok rağbet görmesine sebep oldu. Bu tarz bir yükseliş tabii ki beklenmeliydi ancak bunun devamı gelir mi? Belki saman alevi gibi sönecek bir süre sonra ne dersiniz? Aslında geçtiğimiz döneme baktığımızda 2017 yılında yaşadığımız deneyim bizim için oldukça önemli. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Az önce de vurguladığım gibi tekrar tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Çok temkinli olunması gerektiğini defalarca ifade etmekte fayda var. Çünkü hatırlanacağı gibi 2017 yılında çok düşük seviyelerden başlayıp bir anda 17 bin dolar ve 20 bin dolarlara çıkan bir kripto paradan Bitcoin'den bahsediyoruz ve bir anda da aşağı gelmişti hatırlanacağı gibi özellikle 7-8 bin dolara kadar hatta daha aşağılarını test eden bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Aynı senaryonun yaşanma olasılığı söz konusu olabilir. Bu açıdan oldukça temkinli olmakta fayda var. Aslında dikkat çekmek istediğim nokta bu çünkü bu kadar hızlı yükselen bir piyasada, bu kadar hızlı fiyatlamaların gerçekleştiği bir piyasada aslında kar realizasyonlarının da aşağı yönlü çok sert olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Az önce ifade ettiğim gibi ağırlıklı olarak yukarı yönlü fiyatlamaların bir süre daha en azından takip edilme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Ancak yine ifade ediyorum kar realizasyonları veya aşağı yönlü sert hareketler özellikle bu tarz fiyatlamaların yaşandığı piyasalarda çok sık gündeme gelen ve yaşanabilen bir durum. O yüzden yatırımcılar açısından dikkate alınması gereken önemli detaylardan bir tanesi sürdürülebilirlik fiyatlamalarda önemli. Buna baz alarak risk ve getiri ve beklentilerini buna göre şekillendirip portföylerinde yer vermek isteyen yatırımcılar açısından hani temkinli yaklaşmakta biraz daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Evet, o zaman gerçekten de altına karşı çok fazla alternatif olarak görmemek gerek. Keza altın fiyatlarındaki hareketlenme, altın fiyatlarındaki hareketlenme çok farklı. Tabii yılların aslında enstrümanı altın.
para biriminden de önce aslında yılların enstrümanı altın. Altın fiyatları ile ilgili zaten gelişmeleri çok daha rahat tahmin edebiliyoruz. Ve belirsizlik döneminde altının zaten çok çok yükseleceğini bekliyorduk. 2000 dolarlardan bahsediyordu ons başına. Biz biraz daha aslında gram üzerinden konuşmak istiyoruz ama ons dolar olarak da altını konuşabilirsiniz. Altın fiyatlarında artık o keskin yükselişlerin sonuna mı gelindi? Aslında baktığımızda ons tarafından başlayalım. Sonrasında da gram üzerinden devam edebiliriz. Şöyle düşünelim. Özellikle Kasım ayının ilk haftasında 1950 dolarları hatta 2020 yılı içerisinde malum 2000 dolarların üzerini test eden bir ons altın fiyatlaması takip etmiştik. Yılın sonuna yaklaştığımızda özellikle Kasım ayının ilk haftasında 1950 dolarlara gerileyen ons altın özellikle Kasım ayındaki aşağı haberleriyle beraber tekrardan aşağı yönlü sert hareketlerini izledik. Nitekim baktığımızda 1800 dolarların hatta 1770 dolarların gündeme geldiği bir fiyatlama takip etmiştik yılın evet. son döneminde evet. ons altın tarafında. Ancak bugüne döndüğümüzde özellikle ons altın tarafında hafta başında ABD tarafında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle tekrardan 1950 dolarların fiyatlandığını takip ettik. Ancak haftanın son işlem günündeyiz ve özellikle sabah saatlerinde Trump tarafından gelen açıklamalar bizim için oldukça önemliydi. Trump 20 Ocak'ta koltuğu sorunsuz şekilde devredeceğini açıklaması piyasalarda bir nebze de olsa rahatlamayı gündeme getirirken özellikle risk iştahını arttırmış görünüyor ki ons altın tarafında da aşağı yönlü hareketleri biz izledik gün içerisinde. Burada tekrardan 1900 dolar altına sarktığını takip ediyoruz ons altın için. Burası bizim için oldukça önemli. Nitekim sizin sorduğunuz soru üzerinden gelsek özellikle ons altın tarafında artık yükselişin sonuna mı geldik? Açıkçası baktığımız zaman 2020 yılının ortalarında salgının etkisiyle beraber 3000-3500 hatta 4000 dolarlara varan tahminler söz konusuyken birçok uluslararası kurumdan artık yeni yılda aşı haberleri ve salgına dair olumlu gelişmelerle beraber birçok uluslararası kurumun tekrardan altın fiyatlarına yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve 2000 dolarlar gibi rakamların telaffuz edildiğini takip etmekteyiz. Açıkçası benim beklentim de bu yönde. Nitekim önümüzdeki süreçte tekrardan 2000 dolarlar gündeme gelse dahi burada kalıcılık sağlanacağını düşünmüyorum. Ağırlıklı olarak aşağı yönlü fiyatlamaların görüleceğini beklemekteyim. Özellikle 2021 yılı içerisinde. Tabi buradaki ana senaryo şu. Özellikle aşının etkisiyle beraber salgında yaşanacak, vaka sayılarında yaşanacak azalma ve salgına dair olumlu gelişmelerin etkisiyle beraber piyasaların özellikle ekonomik faaliyetlerin artması risk iştahını arttırırken diğer taraftan belki biraz daha borsalara talebi arttırabilir. Likiditeyi biraz daha borsalara yönlendirebilir. Nitekim son dönemdeki fiyatlamalar açıkçası biraz buna yönelik algı oluşturmuş durumda. Dolayısıyla ons altın tarafında önümüzdeki süreçte ağırlıklı olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Nitekim orta vadeli trende baktığımızda da zaten ons altın tarafında aşağı yönlü bir trendin gözlendiğini görmekteyiz biz. Burada bizim için oldukça önemli destek seviyesi 1880 seviyesinin altına inilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda 1860 dolar seviyesi olacaktır. Bu seviyenin akabinde özellikle 1820 dolarlara kadar geri çekilmeler görebiliriz. Tabii ki aşı ve salgına dair gelecek olumlu haberlerle beraber. 1820 desteğinin kırılmasıyla beraber tekrardan artık 1700 dolarları konuşuyor olabiliriz. 1750 ve 1730 dolarlar belki gündeme gelebilir. Yılın belki ikinci yarısında. Diğer taraftan az önce ifade ettiğim gibi genel olarak baktığımızda mevcut durumun değişmediği bir senaryoda açıkçası 2000 dolarların üzerinde bir fiyatlamayı çok olasılık dahilinde tutmuyorum ben. 2000 dolarlar gündeme gelse bile buralarda kalıcılık sağlanamayacağını düşünüyorum. Ons altın tarafındaki fiyatlamalar bu şekildeyken özellikle burada tabii ki küresel çapta dolara değinmekte fayda var. Çünkü ons altında yukarı yönlü fiyatlamaları destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi tabii ki ABD doları. Dolarda yaşanacak değer kaybı özellikle ons altını yukarı yönlü destekleyen faktörlerden bir tanesi. Özellikle bugün tarım dışı istihdam verisini takip ettik. Son dönemde ABD verilerini takip ediyoruz. Aslında beklendiği kadar iyi gelmese de aslında 2021 yılı içerisinde ABD ekonomisinde yaşanacak toparlanma dolara değer kazandırırken
Ons altının tarafında da aşağı yönlü hareketleri tetikleyecektir diye düşünüyorum. Bu da ons altını aşağı yönlü etkileyecek önemli bir diğer faktör olarak tabii ki kenarda durmakta. Ons altın tarafındaki fiyatlamalar bu şekildeyken gram altın tarafına bakarsak gram altın tarafında bizim karşımıza aslında iki tane faktör çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dolar-TL kuru, diğeri de tabii ki ons altın. Ons altında ağırlıklı olarak aşağı yönlü fiyatlamaları takip ettiğimizi söylemiştik. Dolar-TL'nin mevcut fiyatını koruduğu bir durumda gram altında da aşağı yönlü hareketlerin ağırlıklı olacağını söyleyebiliriz. Burada bizim için 444 lira seviyeleri önemli desteklerden bir tanesi. Daha aşağıda 430 ve 420 seviyeleri takip edilebilir. Evet Sayın Bircan, siz tabii bunlardan bahsederken ben de rakamları söyleyeyim bu arada. Sevgili seyirciler, şu anda ons altın 1864-1865 dolar seviyesinde %3'e yakın aslında düşüş var bugün ons altında. Gram altında ise %2'lik bir düşüş var. Sayın Bircan'ın bahsettiği gibi 442 seviyelerinde. Orada aslında 440'lı, 442'li, 441 liralık seviyeleri görüyoruz gram başına altında. Ancak ve ancak şöyle bir haber var. Altında üretim artışı gibi bir haber düştü basına. İthalata dışa bağımlılık azalacak. İşte Türkiye madencilikte biraz daha altın ithalatında bulunabilecek, ithalatını düşürebilecek. Affedersiniz, altın ithalatını düşürebilecek. Bunun herhangi bir etkisi olur mu gram altına? Açıkçası baktığımızda mevcut durumda çok büyük etkisinin olacağını söyleyemeyiz. Çünkü şundan dolayı gram altın fiyatlamasında az önce ifade ettiğim gibi temelde iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi ons altın, diğeri de dolar-TL kuru. Yurt içerisindeki altın üretimi tabii ki genel olarak altın piyasasına katkı sağlar mı? Sağlar. Ancak gram altın fiyatlamasında teorik olarak baktığımızda ana parametrelerin ons altın ve dolar-TL olduğunu düşündüğümüzde bu tarafta yaşanacak bir gelişmenin aslında gram altın üzerinde çok büyük etkisinin olacağını söylemek çok doğru olmayacaktır. Burada az önce ifade ettiğimiz gibi ons altın. Ons altında birkaç dakika önce ifade ettik 1880 dolar desteklemiştik. Ancak mevcut fiyatlamaları az önce ifade ettiğiniz gibi 1860 dolara kadar gerilemiş görünüyor. İfade etmiştim. Burası bir diğer desteklerden bir tanesi. Bu seviyenin altına inilmesi 1820 dolarları gündeme getirecektir. Böyle bir durumda tabii ki gram altında da altın üretimindeki artıştan ziyade özellikle ons altındaki aşağı yönlü hareketler ve dolar-TL kurundaki aşağı yönlü hareketler temel faktör olacaktır. Eğer hem ons altın tarafında yaşanacak aşağı yönlü hareketler gözlenmeye devam ederse hem de dolar-TL kurundaki özellikle son günlerde malum kur tarafında aşağı yönlü hareketleri sık sık takip eder olduk. Burada yaşanacak fiyatlamalar ağırlıklı gram altında aşağı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Az önce ifade ettiğim gibi yine burada bizim için aslında 440-439 lira seviyeleri 444 seviyesinin altına inilmesi durumunda takip edilecek desteklerden bir tanesi. Akabinde 420 liralara kadar geri çekilmeler görebiliriz. Burası özellikle bizim yerli yatırımcılar için malum çok fazla altın biriktiren bir toplumuz biz. Yatırımlarımızı daha çok bu tarafta değerlendirmeyi seviyoruz. Küçük yatırımcı özellikle. 420 lira seviyeleri belki gündeme gelirse eğer küçük yatırımcılar için alış seviyesi olarak takip edilebilir diye düşünüyorum. Evet, altın fiyatlarına şu anda baktığımızda evet 440 lira seviyelerinde. Sayın Bircan, borsayı konuşalım isterim. Bitcoin ve altından sonra borsada tarihi zirve görüldü denildi. Bu sabah açtığımızda haberlerde tarihi rekor görüldü denildi. Zira şu anda 1540 seviyesinin üzerinde Borsa İstanbul 100'de ciddi bir tırmanış var. Bunun arkasındaki faktörler neler? Aslında temel faktörlerden bir tanesi küresel çapta artık özellikle IMF'in raporlarını takip ettiğimizde son dönemde gelişmekte olan ülkelere salgınla beraber artan likiditenin gelişmekte olan ülkelere yavaş yavaş kaydığını görmekteyiz. IMF'in son gelen raporları da nitekim bunu teyit eden nitelikte. Burada belki özellikle Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirtmekte fayda var. Genel olarak küresel borsalarda zaten yukarı yönlü hareketleri son dönemde takip ediyoruz. Burada küresel borsalarda yukarı yönlü hareketler takip ederken az önce ifade ettiğim gibi
gelişmekte olan ülkelere fon girişlerinin etkisiyle beraber gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesi, bu tarafta özellikle gelişmekte olan ülke borsalarına talebi de arttırmış durumda. Burada tabii Türkiye'nin de buradan olumlu etkilendiğini görmekteyiz. Özellikle Türkiye'de son dönemde kur tarafında da yaşanan gelişmelere baktığımızda bizim için oldukça önemliydi. Borsaya olumlu yansıması açısından da oldukça önemliydi. Malum özellikle yılın son döneminde atılan adımlar kur tarafında aşağı yönlü sert hareketleri tetikleyen önemli adımlardı. Bunlar bizim için borsada yukarı yönlü hareketleri ciddi manada etkilemiş durumda ve aslında biz kendi yaptığımız simülasyonlarda zaten 1500 seviyelerini öngörmekteydik. Ancak bu kadar açıkçası hızlı gelmesini çok da olasılık dahilinde düşünmüyorduk. Biraz daha belli bir vadeye yayılarak hareketin gerçekleşme olasılığının olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı gelmesi olumlu mu? Tabii ki olumlu, iyi bir şey. Küresel piyasalardaki olumlu havayı da düşünürsek, eğer likiditenin bol olduğu bir durumda, özellikle dolar TL'de yaşanan aşağı yönlü hareketler, özellikle yurt içerisinde ekonomi otoritelerinin, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla beraber, kurda yaşanan, TL'de yaşanan değerlenmeyle beraber, aşağı yönlü hareketlerin dolar TL'deki BIST 100 endeksini desteklediğini söyleyebiliriz. Burada tabii biraz belki yine küresel çapta değer kaybeden dolara değinmekte fayda var. Küresel çapta doların değer kaybetmesiyle beraber dolar TL'nin de aslında aşağı yönlü hareketlerinin devam ettiğini görmekteyiz. Diğer taraftan az önce ifade ettiğim gibi ekonomi otoritelerinden gelen adımlar oldukça önemliydi. Önümüzdeki süreçte bu taraftan gelecek adımları yine takip etmeye devam ediyor olacağız. Ekonomi otoritelerinden gelecek adımlarla beraber endeks tarafında da özellikle Borsa İstanbul'da da tabii ki yükseliş hareketlerinin devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizim için özellikle belki biraz daha orta vadeli bakarsak artık 1600-1700 seviyeleri, hatta biraz daha olumlu havalarda tekrardan 1800 seviyelerini konuşma durumumuz gündeme gelebilir yılın özellikle belki ikinci yarısında. Burası oldukça önemli. Tabii biraz daha kısa vadeli bakarsak eğer burada kar realizasyonlarıyla beraber aşağı yönlü hareketlerde temkinli olmakta fayda var. Özellikle burada bizim için 1490 seviyeleri önemli desteklerden bir tanesi orta vade için. Biraz daha kısa vade için 1500 seviyeleri, 1515 belki 1505 seviyeleri takip edilebilir. Ancak genel olarak baktığımızda kar realizasyonlarının sınırlı kalması aslında endeksi yukarı yönlü destekleyecek bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizim için oldukça önemli. Az önce ifade ettiğim gibi yılın özellikle ikinci yarısında mevcut seyrin devam etmesini baz alırsak eğer 1800 puanları bile konuşmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki dolar-TL kuru bizim için oldukça önemli olacaktır. Piyasa aslında biraz buna odaklanmış durumda. Önümüzdeki süreçte de özellikle başta Merkez Bankası'ndan belirli adımlar gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Nitekim aslında zaten son dönemde artan bir enflasyon seyrinden bahsediyoruz. Bunu takip ediyoruz. Yılın ilk yarısında da mevcut seyrin devam etme olasılığının olduğu üzerindeki senaryolar ağırlıkta. Böyle bir durumda Merkez Bankası'ndan özellikle faiz artışlarının gelmesi kur tarafında aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Tabii ki bu da özellikle TL varlıklarının değerlenmesiyle beraber BIST 100 endeksinde özellikle yukarı yönlü hareketleri hızlandıracaktır. Belki burada sektörel bazda değerlendirmelere girmekte fayda var. BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketler tetiklenirken özellikle ulaştırma ve bankacılık hisselerinin biraz daha ön plana çıkma olasılığının olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim özellikle zaten 2020 yılında bu sektörlerin pandemiden en çok zarar gören sektörler olduğunu takip etmiştik biz. Yeni yılda salgının etkisinin azalmasıyla beraber başta bankacılık ve ulaştırma sektörlerinin aslında iyileşme potansiyelinin veya getiri potansiyelinin biraz daha görece yüksek olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan biraz daha orta vadeli bakarsak eğer son dönemde özellikle ön plana çıkan turizm sektörü var. Özellikle pandeminin etkisiyle beraber, pandeminin etkisinin geçmesiyle beraber özellikle ulaşımın açılması, ekonomilerin açılması, ülkelerin açılmasıyla beraber turizm tarafında canlanmalar görebiliriz. Haftalık bazda belki değerlendirirsek özellikle madencilik ve spor şirketlerinin ön plana çıktığını takip ettik bu hafta içerisinde. Önümüzdeki günlerde bunlara dair fiyatlamaların biraz daha olumlu seyretme olasılığının olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki belki portföylere eklenme olasılığının olmasının
faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle portföy çeşitlendirmesi açısından. Nitekim az önce de bahsettik biraz aslında. Altın üretiminde artış olması madencilik sektöründe de yukarı yönlü hareketleri tetikleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Buna dair haberlerin devam etmesiyle beraber burada yaşanacak üretim faaliyetlerine dair artışla beraber madencilik sektöründe önümüzdeki süreçte fiyatlamaların olumlu olma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan belki otomotiv sektörüne değinmekte fayda var. Malum Evet. yine pandemi sürecinde önemli şekilde aşağı yönlü gelen sektörlerden bir tanesiydi otomotiv tarafı. Burada da yine salgın etkilerin azalmasıyla beraber üretim faaliyetlerinin artması otomotiv sektöründe canlanmayı beraberinde getirecektir ve buradaki hisselerde de önümüzdeki süreçte hareketlenme olasılığının olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Evet Sayın Bircan, ben aslında tam Borsa İstanbul'un seyri ne olacak peki diye soracaktım. Siz yukarı yönlü aslında bir seyir bekliyorsunuz. 1600, 1700, 1800'ü seviyeleri bekliyorsunuz. Yılın kalanında belki bir miktar geri çekilmelerle beraber. Kısaca dolar-tl kurundaki beklentinizi alacaktım. Zira pozitif ayrışmayı sürdürüyor diyorlar Türk lirası için. Ancak baktığımızda tamam 7.36 seviyesinde şu anda ama gün içerisinde 7.26 da görüldü. Demek ki çok fazla pozitif ayrışma sürmüyor. Dolar-tl kuru için ne dersiniz? Çok kısa alayım, programımızın sonuna geldik. Aslında baktığımızda burada iki tane parametreyi göz ardı etmemek gerekiyor. Birincisi küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı. Dolarda yaşanan değer kaybının küresel çaptaki dolar-TL tarafına olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan az önce de ifade ettiğimiz gibi son dönemde özellikle ekonomi otoritelerince atılan adımlar yine kur tarafına olumlu yansıdı. Nitekim yıl içerisinde, geçtiğimiz yılın içerisinde 8,5 liralar seviyelerinden gerileyen bir kurdan bahsediyoruz. Burada biraz daha kısa vadeli seviyelere bakacak olursak eğer aslında teknik olarak bizim için 7,30 ve 7,33 seviyeleri önemli. 7,33 seviyesi önemli çünkü 200 günlük üstel hareketli ortalamasına denk geliyor ve aslında hem dünkü fiyatlamalar hem de bugünkü fiyatlamalara baktığımızda aslında bu seviyenin altında kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Özellikle dün 7.25'lere, bugün 7.26'lara, 7.27'lere gelen seviyeleri görmemize rağmen tekrardan kendini 7.33 seviyelerine hatta 7.36'lara denk gelen seviyeleri çıkarttığını takip ettik dolar-tl kurunda. Teknik olarak bizim için aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 7.33 seviyesi önemli çünkü 200 günlük üstel hareketli ortalamasına denk geliyor. Akabinde 7.30 seviyesini takip ediyor olacağız. Dediğim gibi burada 7.30 seviyesinin altındaki kapanışlar bizim için önemli. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlaması durumunda 7.25 ve 7.20'lere doğru hareketler gözlemlenebilir. Tabii olası yukarı yönlü fiyatlamaların devam etmesi durumunda 7.40 ve 7.42 seviyeleri bizim için oldukça önemli. Özellikle burada 7.42 seviyesine belki değinmek lazım. Yine teknik olarak Fibo 61.8 düzeltmesine denk geliyor ve güçlü dirençlerden bir tanesi. Bu seviyenin üzerine çıkılması ise özellikle dolar TL'de tekrardan 7.50 seviyelerini gündeme getirebilir. Evet, 8 seviyelerinden de aslında bahsedenler var Sayın Bircan. Bakalım oldukça geniş bir yelpazede tüm enstrümanları ele almaya çalıştık. Biz en kısa zamanda tekrar sizinle bir program yapalım ki diğer enstrümanları da konuşalım. Bir de bu son gelişmelerin üzerinden tekrar bir geçelim diyorum. Çünkü ABD'deki gelişmeler de önemli. Sayın Bircan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. İyi çalışmalar diliyoruz.